Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Yeni bir FIFA 18 rating tahmini videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce şu an FIFA 18 çekilişi var devam etmekte olan. Sağ üstteki linkten ve açıklama kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar 10 tane Popüler Türk futbolcusunun rating tahminini yaptım. Daha fazla rating tahmini gelmesini istiyorsanız lütfen like butonuna basın ve bundan sonraki rating tahmininde hangi oyuncuların olmasını istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak Arda Turan'la başlamak istiyorum. Arda Turan Türk futbol tarihinin en popüler oyuncularından birisi. Gerek ulaştığı başarılar, gerek e, siyasal magazin ve milli takımdaki yaşadığı olaylardan dolayı gerçekten Gündemimizi sık sık meşgul eden bir oyuncu Arda Turan'ın FIFA 17'de hiçbir özel kartı gelmedi Geçen sene Barcelona formasıyla 30 maça çıktı 13 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi Sezonun başlarında özellikle Neymar sakatken Barcelona'da gerçekten iyi bir performans sergilediğini söylemek mümkün Ama sezonun sonlarına doğru forma giymekte zorlandı Şu anda da Barcelona'nın satılacaklar listesinde bulunuyor Arda Turan'ın 84 olan reytinginin 1 puanlık düşüşle FIFA 18'de 83 olarak gelmesini bekliyorum. Sırada Türk futbolu için çok büyük umut vaat eden yerli Zlatan Enes Yunal var. Enes Yunal geçen sene Twente formasıyla 32 maça çıktı ve 19 gol 4 asistlik muhteşem bir performansa imza attı. Bu yaz transfer döneminde tam 14 milyon euro ile Villarreal'e transfer oldu. Gerçekten Villarreal kariyerini geliştirmek için bence çok iyi bir kulüp. Daha önce Nihat Kahveci de oraya gitmişti ve gol krallığını oynamıştı. Enes Ünal'ın da aynı şekilde aynı başarıyı sağlayıp La Liga'daki büyük takımların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. FIFA 17'de Enes Ünal yani sadece sezon takımı kartı geldi ve bana göre çok büyük bir haksızlığa uğradı özellikle kış güncellemelerinde reytinginin artmamasına ben açıkçası inanamadım ve birkaç haftada Team of the Week'e girmeyi garantilemişti ama sadece hot kartı geldi. Bu yüzden Enes Yunal'ın hem iyi bir transfer hem de iyi bir sezon geçirmesinden dolayı 70 olan reytingini tam 7 puanlık artışla 77 olarak gelmesini ve nadir altın oyuncu olarak gelmesini bekliyorum. Sıradaki oyuncu Milan'ın yeni 10 numarası Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu geçen sene Bayer Leverkusen formasıyla 22 maça çıktı. 7 gol ve 7 asistlik güzel bir performansı imzattı. Biliyorsunuz zamandaki Trabzonspor'a transfer olma sürecinden aldığı cezadan dolayı son 4 ayını futbol oynayamayarak geçirdi. Ama buna rağmen bu yaz transfer döneminde tam 22 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu ve Milan ona 10 on numaralı formayı emanet etti. Hakan Çalhanoğlu'nun FIFA 17'de 2 adet Team of the Week, 1 adet de Scream kartları mevcut. İyi bir sezon, çok iyi bir transfer yapmasından dolayı 80 olan reytinginin 2 puanlık artışla FIFA 18'de 82 olarak gelmesini bekliyorum. Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Oğuzhan Özyakup sıradaki oyuncu. Oğuzhan geçen sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluğa çok büyük bir pay verdi ve 40 maça çıkıp 5 gol 10 asistlik güzel bir performansa imza attı. FIFA 17'de bir kere Timothy Wick kadrosuna giren Oğuzhan 81 olan reytingini FIFA 18'de de yine 81 olarak korumasını bekliyorum. Şimdi oyundaki en sağlam Türk defans oyuncusu Ömer Toprak'tan bahsetmek istiyorum. Ömer Toprak geçen sene Bayer Leverkusen formasıyla 32 maça çıktı ve 1 gole imza attı ve bu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'a transfer oldu. FIFA 17'de sadece kadro kurma görevi özel kartı gelen oyuncunun 84 olan reytinginin 1 puanlık artışla 85 olarak gelmesini ve belki de Türk bayraklı Volkata en yakın futbolcu olmasını bekliyorum. Diğer bir Beşiktaşlı yıldız Cenk Tosun'dan bahsedeceğim. Cenk Tosun geçen sene 47 maça çıktı. 24 gol ve 4 asistlik çok güzel bir performans imzattı ve taraftarlar tarafından seçilen Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golüne de imza attı. Oyuncu FIFA 17'de bir kere Team of the Week ve bir kere de sezonun en iyi takımı kadrosuna seçilen Cenk Tosun 78 olan ratinginin 2 puanlık artışla 80 olarak gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar sırada bahsedeceğim oyuncunun FIFA 18'de olup olmayacağı şu an için belli değil. Ee, bahsettiğim oyuncu kim mi? Benzik Goan'ın Türk forveti Burak Yılmaz. Burak Yılmaz Benzik formasıyla toplamda 28 maça çıktı. 19 gol ve 4 asistlik muhteşem bir performansa imzattı. Bildiğiniz üzere FIFA 17'de Çin Ligi yoktu ama FIFA 18 için Çin Ligi'nin geleceği dedikoduları artmış durumda. Eğer ki Çin Ligi gelirse... Ee, en son FIFA 16'daki reytingi 79'du Burak'ın ee, 1 puanlık artışla 50, 80 reyting olarak gelmesini bekliyorum. Sıradaki tahmin edeceğim oyuncu Emre Mor. Emre Mor geçen sene Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı 1 gol ve 3 asistlik performansa imza attı. FIFA 17'de bir adet Scream kartı kış güncellemesinde de tam 6 puan yükselerek 64'de başlamıştı biliyorsunuz. 70 reytinge yükseltildi. Emre Mor gerçekten çok umut vadeliden bir oyuncu. Belki ilk senesinde Dortmund'da pek fayda sağlamamış olabilir ama tabii ki hala umutlar onun için çok yüksek ve ben kendisinin 70 olan reytinginin 2 puanlık artışla 72 olarak gelmesini ki eğer ki güzel bir sezon geçirirse bir Dortmund'daki Osama Dembele gibi 80'leri 90'ları bile görebileceğini düşünüyorum. Sırada başka bir milli takımımız için gelecek vadeden oyuncu Trabzonlu orta saha Okay Yokuşlu var. Okay geçen sene Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı. 5 gol ve 4 asistlik muhteşem bir performans imza attı. 22 yaşındaki genç oyuncu FIFA 17'de bir kere sezonu takımına seçildi. FIFA 17'de 75 reytinge sahip olan Okay'ın FIFA 18'de 2 puanlık artışla 77 reyting olarak gelmesini bekliyorum. Son olarak bahsedeceğim oyuncu Başakşehir'in genç yıldızı Dybala ile kıyaslanan oyuncusu Cengiz Ünder. Cengiz Ünder çok genç bir kardeşimiz. Geçen sene 43 maça çıktı. 9 gol ve 7 asiste imza attı. FIFA 17'de de bir adet Man of the Match kartı geldi. Cengiz Ünder'le ilgili şöyle bir durum var. Biliyorsunuz şu an kendisi Manchester City istiyor. Ve şu an video çektiğim tarihte bunun transfer olup olamayacağı şu an için belli değil. Eğer ki Manchester City onu transfer ederse ve orada İngiltere Ligi'nde oynamaya başlarsa reytingi çok daha fazla yükselecektir. Başakşehir'de kalması halinde Ratingi tabii ki bir nevi yükseliş sağlayacaktır ama İngiltere Ligi'ne giderse daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum. Cengiz'in 67 olan ratinginin tam 6 puanlık yükselişle 73 olarak gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de lütfen benim tahminini yaptığım oyuncular hakkındaki kendi düşüncelerinizi, kendi tahminlerinizi yorum kısmına belirtin. Ve bir sonraki rating tahmininde olmasını istediğiniz oyuncuların... Lütfen ismini yorum kısmına yazın. Böyle videoları kaçırmamak adına bir like ve bir de abone olursanız çok memnun kalırım. Eyvallah. Teşekkürler.